Bugün 30 Ocak, ben Ali Çağatay, 5 saati programıyla karşınızdayız. Bugün Ankara'dan bir konuğumuz var, kendisiyle konuşacağız. Şu anda bizi bekliyor. Sosyal güvenlik ve emeklilik baş uzmanı İsa Karakaş bizimle. İsa Bey hoş geldiniz Ankara stüdyomuza. Hoş bulduk Sayın Çağatay. Çok teşekkürler. Şimdi esas itibariyle bireysel emekliliği konuşuyoruz ama konvansiyonel ya da geleneksel anlamda emeklilik sistemlerinde konuşacağız. Çünkü Bireysel emeklilik hayatımıza yeni giren bir sistem. Ondan önce dar bir şeritte hareket eden ve aynı anda birden çok aracın yan yana gittiği bir emeklilik sistemi kulvarı vardı. Neydi bunlar? Sosyal Sigortalar Kurumu emekliliği vardı, emekli sandığı emekliliği vardı, Bağkur emekliliği vardı. Bir de şirketlerin, bankaların yardım sandığı emeklilikleri vardı. Bunlar hala cepte duruyor önemli ölçüde. Ama Beriyan'da bir de bireysel emeklilik sistemi diye daha geniş bir otobanda hareket eden Yeni bir sistem var. Şimdi bireysel emekliliğin diğer emeklilik sistemlerinden farkı nedir? Bir de ayrıcalıkları konusunda neler söyleyebilirsiniz? Önce onunla başlayalım. Sonra geleneksel emeklilik sistemiyle ilgili tabii sorularımız olacak. Evet. Şimdi sizin de dediğiniz gibi özellikle son yıllarda emeklilik sistemimizde çok büyük gelişmeler oldu. Ee, gerçekten bireysel emeklilik özellikle bu son 2-3 yıl içerisinde e, devlet katkısının da olmasıyla birlikte e, müthiş bir bilinçlenme oldu. Evet. Bizim geleneksel sosyal güvenlik sistemimiz biliyorsunuz e, e, hukuki ilişkinin olması halinde, örneğin bir işçi hizmet akdine göre işe başladığından itibaren zorunlu olarak sigortalı olmak durumunda ve bu sigortalılık e, işçinin ya da kişinin e, ...insiyatifinde olan bir olay değil. Evet. Yine baktığımız zaman çok dağınık bir yapı olduğunu görüyoruz. Esnaf, sanatkar, şirket ortakları ve diğer çalışanlar, bağımsız çalışanlar için. Bunların da vergi mükellefiyeti veya ticari faaliyete başlanmasıyla birlikte zorunlu bir sigortalık söz konusu. E, ha keza memurlar için de ayrı bir sosyal güvenlik sistemi vardı... Bütün bunlar birleşti. Bunların yanı sıra biliyorsunuz e, odaların, borsaların, bankaların kendi sandıkları vardı. Yani çok dağınık bir sosyal güvenlik sistemimiz vardı. Bütün bunlar birleştirildi. Çek, tek çatı altında, tek kurum oldu. Ancak baktığımız zaman <laughs> e, günümüz ekonomik koşullarında emeklilerin yeniden çalıştığını görüyoruz. Evet. Bu ne anlama geliyor? Demek ki e, bir ihtiyaç. Emekli olduktan sonra emekliliğin temel nedeni e, belli bir süre çalıştıktan sonra rahat etmek olduğuna göre neden çalışıyor bu insanlar? E, elbette ki elde ettikleri e, emeklilik maaşı yetersiz olmakta Evet. E, bu durumda devreye giren en önemli emeklilik sistemi e, tabii ki bu tercihe bağlı olan bireysel emeklilik sistemi. Evet. Çünkü bireysel emeklilik sistemine baktığımız zaman bu zorunlu emeklilik sizin deyiminizle geleneksel emekliliği tamamlayıcı nitelikte. Ee, ben kendim şahsen kendime örnek gösterebilirim. Ee, elbette ki biz zaten zorunlu sigortalıyız çalıştığımız için. Ayrıca bu son yıllarda bireysel emeklilikte meydana gelen pozitif gelişmeler ve gerçekten yani bunu bir birey olarak, sıradan bir vatandaş olarak baktığımız zaman çok önemli avantajlara sahip olması nedeniyle kendim de bireysel emeklilik emeklilik yoluyla emekliliği düşünen bir kişi olarak bunu bütün vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Şimdi baktığımız zaman bireysel emeklilikle sosyal güvenlik bunlar birbirinin rakibi değil. Evet. ...veya birbirinin alternatifi değil. Tam az anlayıcı. önce de söylediğim evet. üzere. Sosyal güvenlik dediğimiz zorunlu. Bireysel emeklilik... E, ...tamamen kişinin inisiyatifinde olan bir olay. Ancak günümüzde bu... ...son yapılan düzenlemelerle birlikte... ...cazibesi göz önünde bulundurulduğu zaman... ...gerçekten vazgeçilmez bir... E, ...emeklilik sistemi haline geldi. Şimdi burada çok özel durumlar var... ...Sayın Çağatay. Nedir özel durumlar? Biliyorsunuz... E, ...bizde emeklilik konusundaki bilinçlenme bu son 6-7 yılda oldu. <laughs> Yeterli bir sosyal güvenlik bilinci olmadığı zaman... ...emeklilik planlamasını maalesef yapamıyoruz. Evet. Ben kendim aynı zamanda emeklilikle ilgili uzun süre çalışan... ...ve emekliliğin kitabının yazarı olarak da şunu söylüyorum. Emeklilik planlamasını bizim e, çok erken yaşta e, yapmamız gerekiyor. Özellikle çocuklarımız açısından... Bunu kaçırmış olanlar için. Örneğin, diyelim evet. ki şahıs belirli bir yaşa gelmiş. Primi çok düşük. Şimdi evet. baktığımız zaman yeni bir şirket kurmuşsa veya yeni bir iş yeri açmışsa 9000 gün prim gerekiyor. Bu ne demek oluyor? 25 yıl prim yatıracak. 25 yıl prim yatırdığı zaman e, şu andaki asgari prim oranı 408 lira civarında. Evet. Sosyal Güvenlik Kurumları diyeceği Bahkur şeyi şimdi bu kişi belirli bir yaştaysa, yani 50 yaşını da aşmışsa, yani bu primi doldurması gerçekten zor. Ancak bu zorlu. Dediğim gibi yani biz burada bir tercih sunmuyoruz. Bu kişiler için de yani artık emeklilik yaşı geçmiş, emeklilik planlaması yapmamış olan kişiler için bireysel emeklilik sistemine baktığımız zaman biliyorsunuz 56 yaş olayı var. 10 yılda doldurmuş da bu kişinin hem toplu para alması söz konusu hem de isterse e, aylık bir şekilde alması söz konusu. Evet. E, özellikle e, mevcut sosyal güvenlik sistemi... dışında kalmış, emeklilik planlamasını yapamamış, emekli olma olanağı olmayanlar için kesinlikle bireysel emeklilik e, çok cazip. Evet. Peki tabii bireysel emeklilikle ilgili asıl biz <laughs> geleneksel emekliliği de konuşacağız bu arada ama bireysel emeklilik bahsiyle ilgili bir soru var. Onu bilmiyorum yanıtlayabilir misiniz? Ufuk yaşayan izleyicimiz diyor ki diyor ki BES yani bireysel emeklilik fonları yönetim ücretleri son derece yüksek. Bireysel emeklilik fonlarına yatırılan paraları sadece diyor tahvil alıp bekletiyorlar. Bunu diyor ben de yaparım normalde diyor. Dolayısıyla getirileri az olan bir sistem ve cazip olmaktan çıkıyor. Bu bu konuda bu konuya dair yaygın şikayetler var. Yani fonların yeterince getirisi yüksek yerlerde değerlendirilmediği, dolayısıyla ele geçen paranın yani paranın kendi nemasını e, elde etmesi bakımından aslında çok elverişli bir zemin yaratılmadığı söyleniyor. Acaba bazı yasal düzenlemelerle bu konuya daha dinamik bir kurgu getirilebilir mi? Ya da yok artık bu yapılacak bir şey yok orada fon yönetim uzmanlarının maharetine kalmış durumda mı diyorsunuz? Efendim şimdi sizin dediğiniz gibi yani bu netice itibariyle bir yatırım da sayılır. Evet şimdi yatırımın bir bakıma da bireysel emeklilik sistemine katılan şahsın inisiyatifine de bağlı. Yani şimdi siz bir kere bunun en cazip olan tarafı siz bugün 100 lira yatırdınız. O gerekli koşulları 10 yıllık sigortalılık süresini ve işte 56 yaş gibi tüm süreleri yerine getirdiğiniz zaman devlet katkısının tamamını alıyorsunuz. %25. Evet, bir kere bu vazgeçilmez bir değer. kaynak tabii. Sadece bu bile vazgeçilmez değer. Ayrıca, yatırmış olduğunuz para bu tamamen sizin inisiyatifinizde, yatıracağınız para miktarı ve bunun değerlendirmesi yine sizin inisiyatifinizde. Yani siz bunu kendiniz çok iyi bir yatırım danışmanınız olması halinde bu paranın çok güzel bir şekilde değerlendirmesi söz konusu. E bu durumda bir düşünün devlet katkısı bir yandan artı bunun nemasını birlikte değerlendirdiğimiz zaman e, elbette ki cazip olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki bir soru var. E, emeklilikte biliyorsunuz yaşa takılan bir kitle var ve, ve o kitle uzunca bir süredir yeni bir yasal düzenleme yapılmasını bekliyor. Acaba... Bu konuda bir çalışma var mı? Siz tabii çok içeriden bilgiler Sesinizi alabilecek. Sesinizi alamadım ben. Sesinizi alamadım. Ee, evet. emeklilikte... Yani şu anda e, bireysel emeklilik sistemi ile ilgili mevcut bir çalışma yok. Yani bireysel emeklilik sisteminin daha da iyileştirmesi ilgili çalışma yok. Hayır değil. hayır onu sormadım. Ancak şunu söyleyeyim. Evet onu sormadım. Emeklilikte yaşa takılanlar diye bir kitle var biliyorsunuz. Bu kitle bir evet, yasal evet. düzenleme arayışında bu buna ilişkin bir yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağını soruyorlar. Sanıyorum böyle bir hazırlık var evet. kamuda. Evet. Sayın Çağatay, bu emeklilikte yaşa takılanlardan biri de benim. Öyle mi? Ben kendimde. O yaşıyorum. zaman kendi derdinizi de anlatmış biri. olacaksınız. Şunu söyleyeyim. Evet. Şimdi biliyorsunuz sosyal güvenlikte birkaç reform yapıldı. Biz hepimizin aklına 2008 yılında yapılan reform geliyor. Ancak Hepimiz biliyoruz ki 99 yılında bütün değerli izleyicilerimiz hatırlar bu Marmara depremi esnasında bir yasa geçti. Evet. Ve bu yasayla birlikte emeklilikte yaş yükseldi. Bu emeklilikte yaşa takılanlar gerçekten çok önemli bir kitle. Bunlara baktığımız zaman emeklilikte yaşa takılanları çok büyük bir kitle olduğunu görüyoruz. Ve doğal olarak şöyle diyor şahıs. Ya ben zaten tüm sigorta primini yatırmışım. Sigorta süresini de yerine getirmişim. Ancak hep bekliyorum. Ben daha ne kadar bekleyeceğim haklı olarak. Evet. Böyle bir durum var. Şimdi bununla ilgili e, yargı yoluna gidildi ve yargı yolu tüketildi. Ve buradan bir sonuç çıkmadı. Peki. Emeklilikte yaşa takılanlar açısından. Şimdi baktığımız zaman biliyorsunuz Eylül ayında bir torba yasağı geçti. Bir beklenti vardı. Ee, Buna da ilgili herhangi bir e, yasa söz konusu olmadı. Şimdi mecliste iş sağlığı, iş ile ilgili yasa var. Ee, geçen günlerde biliyorsunuz Sayın Başbakanımızın açıkladığı yeni düzenlemeler var. Ancak emeklilikte yaşa takılanlar için herhangi bir düzenleme söz konusu değil şu anda. Bununla ilgili... E, Emeklilik uzmanı olarak biz sürekli irtibat halindeyiz emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili. Ve bu arkadaşlardan bazılarının Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeleri söz konusu. Şu andaki tek umut Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu yönde pozitif bir gelişme olursa belki emeklilikte yaşa takılanlar için avantajlı bir durum veya yeni bir düzenleme olabilir. Ancak tekrar söylüyorum altını çiziyorum emeklilikte yaşa takılanlar için herhangi bir düzenleme kesinlikle söz konusu değildir. Peki bir başka soru var. Ee, i̇zleyicimiz diyor, diyor ki sigorta primimi ve sigorta süresini çoktan doldurdum. <laughs> Yaşı bekliyorum. Evet. Bu durumda diyor çalışmam mı avantajlı yoksa çalışmamam mı avantajlı? Acaba çalışma, çalışmazsam ayrıca sağlık hizmetlerinden de yararlanabilir miyim diyor. İki ayrı parçalı soru bu. Evet. 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 Şimdi En çok sorulan sorulardan biri bu, sizin de dediğiniz gibi. Çünkü şu bu soru neden soruluyor? Bu 2008 yılından sonra yapılan sosyal güvenlik reformuyla birlikte... ...hepimiz biliyoruz ki emeklilikte alacağımız ücret tamamen bir takım parametre, parametrelere bağlı. Nedir bu? Bizim ücretimiz ne kadar, sigortalık süresi ne kadar, prim gün sayımız ne kadar... ...bunlara göre emeklilik e, maaşı hesaplanıyor. Evet. Emeklilik maaşına baktığımız zaman... <laughs> Ortalama kazanç üzerinden hesaplamaların söz konusu olduğunu görüyoruz. 99 yılındaki önceki çalışmalarımız için ayrı bir hesaplama var. 99 yılı ile 2008 yılı arasındaki çalışmalarımız için ayrı bir hesaplama var. 2008 yılından günümüze kadar olan dönem için ayrı hesaplama var. Evet. Bütün bu dönemlere baktığımız zaman 99 öncesinden günümüze kadar gittikçe aylık bağlama oranının düştüğünü görüyoruz. Ve evet. ülkenin gelişme hızından da yararlanma miktarının düştüğünü görüyoruz. E, bu durumda e, aylık kazancı 3 asgari ücretin altında olanlar yani 3 liranın altında bir geliri olanlar SGK'ya biliyorsunuz her ay e, prim bildiriyoruz. Kazancımız üzerinden primlendirme oluyor. Brüt geliri yani net geliri demiyorum. Brüt geliri 3 liranın altında olanlar için maalesef e, aylıkta düşmeler söz konusu oluyor. Evet. Hal böyleyken vatandaş da diyor ki ya ben zaten sigorta süremi doldurdum, primi doldurdum. Benim çalışırken maaşımın artması gerekirken tam tersine maaş düşüyor. Maalesef evet. öyle. Bu özellikle de asgari ücretliler ve asgari ücrete yakın gelir alanlar için çalıştıkça maalesef böyle bir durum söz konusu. Bu durumdakiler de haklı olarak diyorlar ki biz eğer çalışıyorsak çalıştıkça da emekliliğimiz düşecekse biz niye çalışalım sorusu akla geliyor. Doğru. Bundan dolayı bundan dolayı çalışmazsak daha avantajlı izliyor. Ancak burada şöyle bir durum var. Çalışmadığı zaman kişi sağlık yardımlarından faydalanamıyor. Ve çalışmayan bir kişi eğer ki eşi sigortalı değilse yani SSK sigortalısı olabilir, Bağkur emekli sandığı. Eşi eğer sigortalıysa evet. eşinin üzerinden sağlık yardımlarından faydalanabilir. Bu kişiler için herhangi bir sıkıntı yok. Ama çalışmıyorsa Belki eşi sigortalı çalışmıyorsa bu durumda bu durumda kişinin yapacağı olay şu. Aynen herhangi bir çalışmayan kişi gibi bir işsiz gibi gidip gelir testi yapmak zorunda. Ve yapacağı gelir testine göre hane halkındaki kişi sayısı da göz önünde bulundurup gelir seviyesine göre 40 liradan başlayan 300 liraya kadar varan prim yatırmak zorunda olması söz konusu. Evet. Şimdi benim beklentim şu. Bir uzman olarak, 25 yıllık uzman olarak emeklilikle ilgili çok uzun yıllar çalışan biri olarak, yine emek veren biri olarak bu konuda emeklilikte yaşa takılanlar için yaşın düşürülmesi gibi bir düzenlemeyi ben kesinlikle öngörmüyorum. Neden? Çünkü sosyal güvenlik dediğimiz olay e, netice itibariyle bir aktüer ya denge hesabına dayanıyor. Bununla ilgili çok kısa daha doğrusu basit bir tanımla yapayım. Dört kişi çalışacak, bir kişiyi bir kişi emekli olacak. Evet, bir kişiyi finanse edecek. Yani dört edecek. kişinin çalışmasıyla bir kişi rahat edecek. E şimdi bizim mevcut sisteme baktığımız zaman ee, bir emekliye iki çalışan düşüyor. Hatta iki bile değil. 1.85 civarı. Evet, neredeyse bire bir yaşıyor. olacak. Evet. Peki. Ee, hal böyleyken, hal böyleyken yani bizim ülkemizin bütçemizin bu emeklilikte yaşa takılanlar için böyle bir düzenleme yapılması söz konusu değil. Ancak çalıştıkça çalıştıkça emekli aylığının artması yapabilecek bir düzenleme ve ben kendi beklentim ...ilerleyen dönemde bunun mutlaka göz önünde bulundurulmasını bekliyorum. Anladım. Çünkü e, bütün emeklilik sistemlerinde çalıştıkça emekli aylığının artırılması gerekirken... ...tam tersi etkinli olması gerçekten hakkaniyete aykırı bir durum. Peki son bir soru, son iki dakikamız İsa Bey bu arada. İzleyicimiz evet, der ki evet, evet. yüksek emeklilik maaşı almanın bir yolu var mıdır? Yani aynı sürede çalışıp daha yüksek emekli maaşı almak imkan dahilinde midir? Evet. Şimdi yüksek emekli alma olayı ne kadar ekmek o kadar köfte der halkımız. Yani sizin aldığınız maaş ne kadar yüksekse o kadar. alacağınız emeklilik aylığı o kadar yüksek olur. İkinci bir yolu hepimiz biliyoruz. Bağkur'la SSK arasında halen farklar var. SSK'dan emekli olmak Bağkur'lu olmaya göre daha avantajlı bir olay. Ee, i̇sterseniz biz bu son bir dakikamızı çok önemli bir konuya ayıralım. Buyurun. <laughs> Dedi ki emeklilik planlaması olayı. Çocuklarımız için biz bugünden çok önemli bir emeklilik planlaması yapabiliriz. Nedir bu emeklilik planlaması? Biliyorsunuz sosyal güvenlik reformu oldu ve emeklilik yaşı 65 yaşına kadar çıktı. Evet. Eğer bugünden itibaren çok somut bir örnek vereyim. Ali Efendi'nin 18 yaşında bir çocuğu var. Bu 18 yaşındaki çocuğunu isteğe bağlı sigortalı yaparsa ki bu öğrenci de olabilir, üniversitede de olabilir, lisede de olur, önemli değil. 18 yaşından itibaren isteğe bağlı sigorta yaptığı zaman, bu kişi 20 yılı doldurduğu zaman, e, örneğimizdeki kişi de kızı Ayşe olsun, kızı evet. Ayşe 20 yılı doldurduğu zaman bu durumda 58 yaşında emekli oluyor. Eğer ki bu önümüzdeki fırsat penceresi 2035, 2036 yılından önce 20 yılı doldurmadığı takdirde e, Ali Bey'in kızı Ayşe 58 yaş yerine 65 yaşında emekli olacaktır. Evet Tekrar özetliyorum şöyle e, liseyi bitirmiş bir çocuğu düşünün. Bu kişi e, eğer çalışmıyorsa gelir testine tabi olacak. E, gelir testi sonucu zaten gelir ödeyecek. E, bu durumda e, örneğimizdeki Ali Bey kızını Gelir testi yerine isteğe bağlı sigortalı yaparsa, 10 yıl boyunca isteğe bağlı, daha sonradan çalışmada imkanı olursa, 10 yıl boyunca da SSK'lı olursa toplamda 20 yıl. 2015 yılındayız, 20 yıl sigortalık, 2035 yılında prim gün sayısını tamamlıyor. 2035 yılında prim gün sayısını doldurduğu için 65 yaşında emekli olmaktan kurtulacak, 58 yaşında emekli olacak. Bu durumda Ali Bey'in kızı Ayşe'nin tam 7 yıl erken emekli olması Mek. söz konusu. Peki. Çok teşekkürler İsa Bey, İsa Karakaş'ın görüşlerini aldık ve böylece 5 yayınımızı burada noktalıyoruz. Birazdan Ender Merter'le reklam arkası programı gelecek ekranlarınıza. Hoşçakalın, iyi günler diliyoruz.